Çok değerli basın mensupları, aziz milletimiz, bugün burada sözlerime üzülerek bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Silivri cezaevindeki işkence ve kötü muamele iddialarından başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Silivri Beşnoğlu cezaevinde bazı mahpusların maruz kaldıkları işkence ve kötü muamele sonrasında toplu bir şekilde intihar girişiminde bulundukları yönünde iddialar ile bu cezaevinde bulunan hükümlülerden biri olan Ferhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği hususu kamuoyuna yansımıştır. Her ne kadar Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü jet hızıyla toplu intihar girişimi iddialarını yalanlamış olsa da cezaevinde işkence ve kötü muamele iddialarının gölgesinde bir hükümlünün hayatını kaybettiği açıktır. Saygıdeğer basın mensupları, sizlerin de yakından takip ettiği üzere vefat eden hükümlü Ferhan Yılmaz'ın yoğun bakım görüntülerinde bile darp izleri ve tabutunda kan izleri çok açık ve net bir biçimde görülmektedir. Medyaya yansıyan iddialar sonrasında cezaevini ziyaret ederek mahpuslarla görüşen baroların ve diğer bazı sivil toplum örgütlerinin raporlarında toplu intihar girişiminden önce bu mahpusların koğuşlarında süngerli odaya alındıkları ve burada işkence gördükleri şeklinde bilgiler yer almaktadır. Vefat eden hükümlüye ait görüntüler de Silivri Beşnoğlu cezaevinde meydana gelen işkence iddialarının doğru olduğunu düşündürmektedir. Barolar ve sivil toplum örgütlerinin raporlarında ilgili cezaevinde süngerli oda adı verilen bir işkence yönteminin uygulandığı, kendine zarar vereceğini ifade eden mahpusa bağcıklı ayakkabılarının teslim edildiği ve bu mahpusun kendisine teslim edilen ayakkabı ipiyle intihar girişiminde bulunduğu iddiaları yer almaktadır. Bir anlamda kendini öldür demek olan ve mahpusu intihara teşvik etmek olarak değerlendirilmesi gereken bu korkunç iddianın gerçek olup olmadığı ivedilikle araştırılıp kamuoyunu ayrıntılı bir biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aziz milletimiz, yargı mercileri tarafından haklarında hüküm verilmiş olup kesinleşmiş mahkumiyetlerini tamamlayacak olan mahpusların can güvenlikleri elbette devletin sorumluluğundadır. Cezaevi şartları da, infaz süreci de bu sorumluluk kapsamında insan onuruna uygun, insan onurunu yok saymayan bir biçimde insan onurunu yücelten bir anlayış içerisinde olmalıdır. Bu süreçte mutlak yasak olan işkence ve kötü muamele ile aktif bir şekilde mücadele edilmeli ve devlet yaşam hakkının ihlali ile sonuçlanabilecek her durumun önüne geçmelidir. Yıllar önce işkenceye sıfır tolerans diyerek iktidara gelenler bugün güçlerini kaybettikçe işkence ve kötü muameleyi artık rutin bir uygulama olarak benimsemiş görünmektedirler. Hatta ölümle sonuçlanan en ağır işkence iddialarını dahi soruşturmaktan imtina etmektedirler ve araştırmadan da reddetmektedirler. Ne yazık ki cezaevlerinde insan onuruna uygun infaz şartları sağlanmadıkça ve bu vahim iddialar etkin bir şekilde soruşturulmadıkça bugün cezaevinde bulunan her bir mahpus için benzer tehlikelerin mevcut olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim cezaevlerinden devamlı bir biçimde bizlere ulaşan bilgilere baktığımızda cezaevinde kötü muamelenin, en azından kötü muamelenin çok sıradan olduğu, ülkenin her yerinde gardiyanların mahpuslara ciddi manada kötü muamele uyguladıklarını ve aynı zamanda da işkence olaylarının da ciddi manada bastırıldığını bilmekteyiz. Bugün zaten cezaevi şartlarına baktığımızda cezaevlerinin kapasitelerinin çok üzerinde mahpus barındırdığını yine kamuoyu bilmektedir. Geçen hafta Şanlıurfa'daydım. Şanlıurfa'da arkadaşlarım verdikleri bilgilere bakılırsa bir cezaevinde
12 kişilik koğuşta 40 kişiden fazla insanın barındığı bir ortamda elbette o ortamın insan onuruna yaraşır bir biçimde olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 12 kişilik bir koğuşta 40 kişiden fazla insan eğer bulunuyorsa burası zaten başlı başına bir işkencehaneye dönüşmüş manasına gelmektedir. Sevgili arkadaşlar, işkence ve kötü muamele hem anayasa hem de taraf olduğumuz İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca mutlak suretle yasak olup hiçbir şekilde istisnası bulunmamaktadır. Yapılması gereken Cumhuriyet Başsavcılıklarının medyaya yansıyan bu bilgileri, bu iddiaları ihbar kabul ederek derhal etkin bir şekilde soruşturma başlatması, işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılması, tespiti halinde de faillerinin cezalandırılması, bu soruşturma sürecinde de mutlaka olaya karıştığı iddia edilen kişilerin tamamının açığa alınması ve hiçbir şekilde mahpuslarla veyahut da soruşturma sürecine müdahale edebilecek imkanlarının olmaması noktasında bir tutum hukuk devletinin asgari gereğidir. Ancak bu şekilde bu gibi olaylar önlenebilir. Ancak bu tutum içerisinde ölüm olayları önlenebilir ve ancak bu yaklaşım biçimi, yani hukuk devletinin asgari gereği olan bu yükümlülükler yerine getirildiği takdirde de mevcut ölümlerin gerçek sebebi ortaya çıkarılabilir. Hukuk devletine uygun olan bu sürecin bu şekilde yönetilmemesi durumunda işkence ve kötü muamelenin ülkemizde engellenmesi ve iktidarın iddia ettiği gibi işkenceye ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışının uygulanması mümkün değildir. Değerli milletimiz, yalanlamalar hızlıca yapılmış olsa da halen konu ile ilgili cezai ve idari soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığına dair kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yapılmış değildir. Kesin bir dille bunca delile rağmen olayı yalanlamak yerine söz konusu konu ile ilgili olarak kamuoyuna yönelik tatmin edici bir açıklama yapılması şarttır. Bizler Deva Partisi olarak bu olayın aydınlatılması için soru önergesi vermiş olsak da buradan bir kez daha yetkililere sormak istiyorum. Madem işkence ve kötü muamele yok, vefat eden hükümlünün çıplak göz ile anlaşılacak kadar vücudunda bulunan darp izlerinin, kanamanın ve şişkinliğin nedeni nedir? Madem işkence ve kötü muamele yok, medyada yer alan mahpuslara ait ses kayıtlarında mahpuslar neden ailelerine işkence gördüklerini ve intihar edeceklerini beyan etmektedirler? Madem işkence ve kötü muamele yok, neden 60 kişilik koğuş dağıtılmıştır ve gördükleri işkence sonrası intihar girişiminde bulunan mahpuslar şehir dışında bulunan cezaevlerine alel ecele sevk edilmiştir? Tüm bu soruların cevaplandırılması gerekmektedir. Bu soruların cevaplandırılması asgari düzeyde hukuk bilincinin gereğidir. İnsan onurunu korumakla yükümlü olan devlet anlayışının en asgari sorumluluğu olan bu cevapların ortaya konulması mutlaka ve mutlaka en kısa zamanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bakın, az buçuk normal yürüyen, az buçuk demokratik işleyişe tabi olan başka bir ülkede bu gibi olaylar, bırakın cezaevinde ilgili gardiyanların açığa alınması, soruşturulması, cezalandırılması, Adalet Bakanı'nın da görevinden istifa etmesini gerektiren bir durumdu. Ama maalesef ülkemiz artık hukuk devleti ve demokrasi standartlarından o kadar uzaklaştı ki ve bu gibi işkence ve kötü muamele olayları o kadar sıradanlaştı ki artık bunlar haber değeri bile taşımamaktadır. Sevgili basın mensupları, buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun haber vermeksizin derhal cezaevlerine ziyaret yapma yetkisi çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu kadar iddianın ortaya çıkmasından sonra
bir insan hakları başvuru mekanizması olan TİHK'in gecikmeksizin Silivri Beşdoğulu cezaevine ziyaret gerçekleştirmesi, ziyaret sonrası gözlem ve tespitlerini kamuoyu ile paylaşması oldukça önem taşımaktadır. Değerli basın mensupları ve çok kıymetli vatandaşlarımız, ne yazık ki hukukun üstünlüğünden vazgeçildikçe işkence haberlerini, hukuka aykırı yargılamaları, keyfi tutuklamaları çok daha fazla görür olduk. Hukuku ayak bağı olarak gören hükümet ortakları ile işkencecileri koruyan ve cesaretlendiren makam sahipleri oldukça Türkiye'de işkence ve kötü muamele bitmez. Çünkü işkence ve kötü muamele bir tercihtir. Bugün Türkiye'de devleti yönetenler bilerek ve isteyerek işkenceye göz yummaktadır. Hatta ve hatta son zamanlarda çokça yaşadığımız gibi işkence olayı sonrasında da işkence olaylarını bir şekilde kabullenen, bunları adeta meşru kabul eden veya iktidar ortağının tutumuyla veya İçişleri Bakanı'nın yaklaşımlarıyla birlikte baktığımızda işkence olaylarını alkışlayan bir yaklaşım biçimi içerisindediler. Ama her olayda da net olarak şunu görüyoruz. Ülkemizde cezasızlık politikası uygulanmaktadır. Zaten cezasızlık politikası uygulandığı sürece bu işkencecilere açık bir cesarettir. Ve korumamız altında insan onurunu yok sayan bu gibi muamelelerde bulunabilirsiniz demektir. Mazlumu ezmek, düşene vurmak, muhtacı hor görmek ve insanların haklarını yok saymak maalesef bu iktidarın ahlakı olmuştur. İktidar tüm devlet kurumlarında olduğu gibi cezaevlerinde de düzeni sağlamanın yolunu hukuka aykırılıkta bulmuş ve işkenceyi sıradanlaştırmıştır. Tablo gerçekten oldukça karamsar, evet. Ancak umutsuzluğa yer yok. Tabii şunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Bugün ülkemizde artan yoksulluk, artan hayat pahalılığı, insanlarımızın pazar yerlerinde çöp toplaması ve gerçekten her düzeyde korkunç derecede açlığın artması gibi olayları eğer bu işkence vakalarıyla, kötü muamele vakalarıyla, hukuk devletinden uzaklaşma anlayışıyla çok ciddi, çok yakın bir bağlantısı olduğunu görmez isek o zaman bu olayların hiçbirisini anlamamız mümkün olmayacaktır. Anayasal düzen içerisinde hareket edilmediği sürece yoksulluk, hayat pahalılığı çok daha fazla artacak ve mutlaka ve mutlaka millet olarak hep birlikte hukuk devletine uygun bir yönetim iddiasında bulunmadığımız ve bunun mücadelesini vermediğimiz sürece her birimiz için bu yönetim anlayışı bir tehdit olarak bu tehdit karşısında milletimizi ezmeye devam edecektir. Bizler bu karamsar tablodan milletimizi kurtarmak için canla başla çalışıyoruz. Bizler bu ülkeye deva olmaya geliyoruz. İnsan haklarına saygılı, insan onurunu esas kabul eden bir yaşama hep birlikte eninde sonunda elbette kavuşacağız. İnancımız tamdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Soru yok ya.